öğrenciler, herkese merhabalar. Bugünkü deneme sınavının inkılap sorularının çözümü için birlikteyiz. Çocuklar, birinci sorumuza bakıyoruz. Birinci sorumuzda, işte metni okumayacağım. Bütün e, şifre şurada dönüyor çocuklar. Galicia kelimesinde. Galicia ile ilgili bir metin verilmiş. Burada diyor ki, Türk askerinin Galicia'ya gelmesi Alman ve Avusturya basınında geniş bir yer tut almıştır. Türk askerin Çanakkale'de gördüğü üstün kahramanlık ve başarıyı Galicia'da da göstereceğine dair Türk askerinden övgüyle bahsedilmiştir. Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulmamı istiyor. Birincisine bakıyorum. A şıkkına. Osmanlı askerleri Toprakları dışında savaşa gitmiştir. Evet doğru. Çünkü Galicia çocuklar o dönemde Avusturya Macaristan İmparatorluğu topraklarında idi. Günümüzde Galicia'ya gitmek isterseniz Ukrayna ile Polonya arasındaki bir coğrafi bölgedir. Oraya gitmeniz gerekiyor. Çünkü şu an Avusturya Macaristan İmparatorluğu diye bir devlet yok. Ama e, bu doğru. Yani Osmanlı kendi topraklarının dışında savaştı. Osmanlı Devleti Almanya ve Avusturya Macaristan'la ittifak. Bakın inkılap biliyorsunuz kelime bilgisi çok önemlidir. İttifak ortak anlamındadır, halindedir. Bu da doğru. Çünkü ortağımıza, dostumuza yardıma gidiyoruz o dönem için. Osmanlı Devleti kaybettiği Balkan topraklarını geri alma. Hayır geri almak öyle bir şey yok. Türk askerlerinin Çanakkale zaferi müttefiklerimiz tarafından yine bakın çocuklar bilinmesi gereken bir kelime. Müttefiklerimiz tarafından bilinmektedir. Evet o burada yazıyor. Burada e, yazıyor. Zaten soru genelde şu kısımda dönüyor çocuklar. Tabii ki doğru cevabımız C şıkkı. Sırada ikinci sorumuz var. İkinci soruda yine az önceki gibi 4 şıktan hangisine ulaşılamaz. Bunu istiyor bende. Çocuklar siz hepiniz biliyorsunuz ki bu tip sorularda benim yapmam gereken paragrafı anlayarak çok iyi okumak ve bu var, bu var, bu var, bu yok diye eyleme yöntemiyle doğru cevaba ulaşmaktır. Şimdi yine metni okumuyorum. Metni bildiğinizi düşünerek şıklardan gidiyorum. Fikir hayatının gelişmesinde Manastır şehrinin büyük bir önemi var. Çocuklar biliyorsunuz Manastır günümüzde Makadonya'da bir şehir. Tabi o zamanlar Osmanlı Devleti'nde bir şehirdi. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te, ortaokulu Selanik'te tamamlayan Mustafa Kemal, tren uzaklığında olan Manastır şehrine idadi okumak için gitmişti. Manastır şehrinde Mustafa Kemal Atatürk, tabii ki lise yılları, idadi yılları Burası bana yeni bir ufuk açtı diyor. Yani onun fikir hayatının ki zaten lise yılları insanın fikir hayatının gelişiminde en önemli dönemlerden biridir. Büyük etkisi olmuş buna ulaşabiliyorum. Manastırdaki gelişmeler Atatürkçü düşüncenin temellerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ben Atatürkçü düşünceyi biliyorum, ilkelerini biliyorum. Özgürlük, bağımsızlık, milliyetçilik, demokrasi. İşte e, ne diyor bakın burada Türkçülük akımı var işte milliyetçilik. İşte vatanseverlik, ne bileyim bu zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma çağı düşünürlerin eserlerini hep okuyordu zaten Fransızca eserler de okuyabiliyordu bu da doğru bu da var. Fikirleri üzerinde etkili olan birçok kişiyi manastırda bulunduğu yıllarda tanımıştır. Evet, fikirleri üzerinde etkili olan işte öğretmeni. Bu Namık Kemal. Bunları hep manastır idadi dönemlerinde. D'ye bakayım. Bu da oluyor. D'de ne diyor? D'de de diyor ki manastır askeri idadesinde birçok başarıya imza atmıştır. E, Atatürk'ün başarıya imza attığından bahsedilmiyor çocuklar. Atatürk evet hayatında birçok başarıya imza atmıştır ama lise yılları onun demlenme yıllarıdır. Yeni bilgilere ulaşma yıllarıdır. E, kendine bilgi yönünden, birikim yönünden, dil öğrenerek, fikir öğrenerek, kitap okuyarak sürekli kendini beslediği yıllardır. O yüzden burada doğru cevap D şıkkı. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuz bu yeni nesil sorular genelde şimdi böyle bol fotoğraflı, işte bol uzun metinli oluyor. Tabii ki bu metni okumak gerekiyor çocuklar. Şimdi Verilen görselde Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetimi Mustafa Kemal'in ve halkın tutumu ifade edilmiştir. Ee, şurası soru işareti yok. İfade edilmiştir bu metinde. Buna göre bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üçüncü soruda yine üç doğru var şıklarda. Bunlardan birisi yanlış. Bunu bulacağız. Eee Sevgili çocuklar yine okuduğunu anlamaya yönelik bir soru. A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında ne diyor? Türk halkı işgallere boyun eğmeyecek kararlar almış ve uygulamaya koymuştur. İşte burada e, mitinglerden, protestolardan bahsediyor. Evet bu var. Doğru. Osmanlı yönetimi ateşkes antlaşmasını başarı olarak görmektedir. Evet. E, Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler diyor ama onlar çok seviniyorlar. Evet başarı olarak görüyorlar. Türk halkı milli egemenliği gerçekleştirmede kararlıdır. Bu bunu ben göremedim. Bir yine bakarız. Mustafa Kemal tam bağımsızlıktan yanadır. Evet, kesinlikle doğru. Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlıktan yan. Şimdi çocuklar C şıkkına geri dönüyorum. C şıkkında ne diyor? Türk halkı milli egemenliği yani halkın yönetimde söz sahibi olmasını gerçekleştirmeye de kararlıdır. Şimdi çocuklar Türk halkının öncelikli hedefi bağımsızlık, düşmanı yurttan atmak. Ay yönetimde ben olayım böyle bir düşüncesi yok bu bir. İkincisi Türk halkı yani Türkiye Cumhuriyeti'nde milli egemenlik zaten halkın isteğiyle olmamış. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle gerçekleştirmiştir. Türk halkı milli egemenliği gerçekleştirmede kararlıdır. Bu ne o dönemde ne daha sonraki dönemde olmamıştır. Dolayısıyla bu şık yanlış bir şıktır C şıkkı. Dördüncü soru sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. Dördüncü soruda bugün bu yıl 2020 meclisimizin açılışının 100. yılına istinaden değinilmiş bu soruda. Çocuklar burada yine yine Verilen önerge esaslarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz şeklinde bir soru var. Yani bu 4 şıktan birisi bir yorum yapılamaz. Şimdi çocuklar birine bakalım. Birinci şıkkı A şıkkına bakalım. TBMM'nin milli mücadeleyi başarıya ulaştırmak adına kanun yapma yetkisine sahiptir. Bu var mı? Var. Yasama diyor. Ben biliyorum ki yasama. Yasa yapmaktır. Yasa zaten alt kökünde var. Hilafet ve padişahlık makamı tüm yetkilerini TBMM'ye devretmiştir. Yani kendileri vermişler. Ben böyle bir şey burada göremedim. Ama yine okumam lazım diğerlerini. TBMM hükümeti Türk milletinin temsil edildiği en üst makamdır diyor. Evet burada zaten bunu açıkça söylüyor. Bu kesim var. E, milli iradeye dayalı yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Zaten bu içerik komple... Bu bundan bahsediyor. Evet bu da var. Burada bahsedilmeyen olmayan şık B şıkkı olduğunu görüyorum. Ben çocuklar. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz şimdiye kadar hep hangisi değildir? Hangisi yanlıştır? Şeklindeydi. İlk defa bu soruda itilaf devletlerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklayabilir? Yani burada üç tanesi olumsuz, üç tanesi olumlu. Bunu bize soruyor. Şimdi çocuklar burada tabii ki paragrafı çok iyi okuyup anlamamız lazım ki biz bu biricik doğruyu bulabilelim. Bu dört şık arasından onu çıkarıp kurtarabilelim. Şimdi Burada ne, neyden bahsediyor? Londra Konferansı'ndan bahsediliyor. İşte e, Türk orduları Doğu'da, Güney'de, Birinci İnönü'de zaferler kazanırken İtilaf Devletleri'nin e, bizim Sevr Antlaşması'nı yeniden gözden geçirmek için TBMM'yi e, Londra'da bir konferansa çağırıyor. Bunun yanında İstanbul Hükümeti'ni de çağırıyor. Mesele bu. Bu durumu en iyi hangi şık açıklar? A'ya bakıyorum. Osmanlı hükümetiyle TBMM arasındaki sorunları çözmek. Vay. Yani itiraf devletleri bu kadar iyi değil. Bu yok kesinlikle yok. Yeni kurulacak olan Türk devletinin oluşum şartlarını görüşmek. Yeni bir Türk devleti kurmak isteyen kim? Yani böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İki tarafı birbirine düşürerek, iki taraf hangisi? İstanbul hükümeti ile TBMM'yi birbirine düşürerek sevr antlaşmasının e, TBMM'ye kabul ettirmek. Hmm, İngilizler burada bunu istiyor olabilir mi? Evet olabilir diye düşünüyorum ama yine D'yi okumak zorundayım. Sevr antlaşmasının maddelerini yeniden belirleyecek komisyonu birlikte oluşturmak. Hayır efendim öyle bir şeyden bahsedilmiyor yani böyle yumuşatılmış değiştirilmiş bir şey yok e, direkt sevranlaşmasını e, yeniden gözden geçirerek TBMM'ye kabul ettirmek için Londra'da bir konferans düzenlenme kararından bahsediliyor e, yani yeniden belirleyecek bir komisyonu birlikte oluşturalım öyle bir şey yok e, dolayısıyla esas amaç iki tarafı birbirine düşürerek Antlaşması'nı tbmm'ye kabul ettirmek bu parçadan çıkarılabilecek e, en iyi bu, bu parçayı en iyi açıklayacak olan açıklayan şık c şıkkıdır evet 6. soruya geldik 6. soruda diyor ki verilen tabloya en uygun başlık Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar tablodaki maddelere baktığımızda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra kurulmuşlardır. Tamamı itilaf devletleri himayesinde kurulmuş ve desteklenmişlerdir. Mondros'un 7. maddesine zırlamaya çalışmışlardır. Türk halkının milli birlik ve beraberliğini bozmaya yöneliktir. Kiliseler tarafından desteklenmişlerdir. Bunun başlığı ne olabilir? Milli cemiyetlerin ortak özellikleri yazsam buraya olmaz. Bunlar milli cemiyetler değil. Manda ve himaye taraftarı cemiyetlerin ortak özellikleri yazsam bu da olmaz. Çünkü manda ve himaye isteyenler itilaf devletlerin himayesinde değil. Bunlar zaten bizim içimizde yaşayan. İşte ya ne uğraşıyoruz? İşte güçlü bir devletin içine girelim, paçayı kurtaralım diyen milli kişiler, zararlı cemiyetler ama e yani itilaf devletleri ya da kiliselerin desteği yok bunlarda. Bunu da yazamıyorum. C yazabilir miyim? Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak özellikleri işte Ermenilerin, Rumların bu yazılabilir gibi. Çünkü onları itilaf devletleri, kiliseler, Rumları falan, Ermenilerin e, destekleniyorlar. Yedinci maddeye zemin hazırlıyorlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra kuruluyorlar. Bili, bili, birlik milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Evet, bunların hepsi uyuyor. Ama D'ye bakayım. İstanbul Hükümeti tarafından desteklenen cemiyetlerin ortak özellikleridir. Hayır, bunlar zaten burada ne diyor? İtilaf Devletlerinin himayesi İstanbul Hükümeti'nin desteklediği cemiyetlerle alakası yok. O zaman ben buraya bunu başlık olarak yazabilirim. Dolayısıyla benim cevabım, doğru cevabım C şıkkı. Evet, yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorumuzun soru köküne baktığımızda bu bilgiler aşağıda verilen, verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz? Yine dört şıktan olmayanı bulacağız. Sevgili öğrenciler, burada Kuvayi Milliye Birliklerinden bahsediliyor. Ee, Metni okuyalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuvayi Milliye Birlikleri'nin yerine düzenli bir ordunun kurulması konusu ele alındı. Düzenli ordunun kurulmasıyla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak hem de Kuvayi Milliye'nin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti. Yapılan düzenlemelerle Kuvayi Milliye Birlikleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Böylece Kuvayi Milliye Hareketi son buldu. A şıkkına bakıyorum. Kuvayi Milliye ruhunun sona erdiğine ulaşabilir miyim? Kuvayi Milliye hareketinin son bulduğuna erişebilir mi? Kuvayi Milliye ruhunun Kuvayi Milliye ruhu farklı bir şey. Kuvayi Milliye ruhu da hala bizim içimizde var. Günümüzde var. Bugün bizim memleketimize Allah korusun bir saldırı olsa biz Kuvayi Milliye ruhu ile düşmana saldırmaz mıyız? Ülkemizi korumaz mıyız? Bu ruh bizim içimizde var. Bu ruh sona ermedi. Bu sorunun doğru cevabı A gibi gözüküyor. Ama yine B, C, D'ye bakalım. D ne diyor? Milli güçlerin birleştirmek istenme. Evet ne diyor? İşte hepsini Milli Savunma Bakanlığı'na bağlayalım. Tek bir elden yönetelim. Milli mücadelenin tek elden yürütülmek istendiğine. Evet bu da isteniyor. Kuvayi milli birliklerin yetersiz görülmesine. Evet onun da ben burada okudum daha ordunun kurulmasıyla ile hem ilerleyen düşmanın karşısında daha güçlü çıkılacak hem de Kuvayi milinin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti. O zaman çocuklar benim ilk okuduğum şık cevabım A doğru cevap diyoruz. 8. sorumuzdayız. 8. soruda 1. Dünya Savaşı sonunda bu durumlardan hangileri hangileri savaştan yenik çıkan savaştan yenik çıkan Devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir. Evet soruyu çok iyi anladığımı düşünüyorum ve şimdi şıklara bakıyorum. Toprak kaybetmeyi gösteren şıkkı madde arıyorum. Rusya'da Bolşevik ihtilaliyle Çarlık rejiminin sona ermesi. Burada yönetimden bahsediyor. Toprak kaybetme yok. Almanya'da kralların yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi. Yine aynı yönetimle ilgili bir şeyler buradan bahsediyor. Dünya barışını korumak amacıyla milletler cemiyetinin kurulması yine toprak kaybetme ile ilgili bir ifade değil. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin toprak kaybettiğini gösteriyor. Kurulması evet doğru cevabı buldum doğru cevap Bursa'nın B'si. 9. sorumuz karşımızda 9. sorumuzda Erzurum Kongresi'nin yapıldığı Bina'yı görüyoruz. Erzurum Kongresi ile ilgili sıralanmış maddeler var ve benden istenen ne verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi bakıyorum, şıkları tek tek okumayacağım. Milli iradenin milli iradenin devlet yönetiminde aktif olması amaçlanmıştır. Şurada ne diyor? Evet, milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. O zaman çocuklar, burada e, milli a şıkkı var. Milli iradenin devlet yönetiminde aktif olması amaçlanmıştır. Ne diyor? Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli mücadeleyi başarıya ulaştıracak güç milletin kendisidir. E, bakın şurada yazıyor çocuklar. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet bakın millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Ne diyor burada? Ee, bu şıkta ne diyor? Milli mücadeleyi başarıya ulaştıracak güç milletin kendisidir. Bu, bu diyor. İstanbul Hükümeti her türlü ilişkinin kesilmesi kararı alınmıştır. Şimdi çocuklar şurada nerede eee Nerede yazıyordu? Ha şurada. Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi istiklal şey İstanbul hükümeti sağlayamadığı takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Yani biz İstanbul hükümetine bir şans vereceğiz. Ama bu vatanımızı korumak, istiklalimizi elde etmek konusunda başarılı olamazsa biz kendimiz devreye gireceğiz kararı var dolayısıyla böyle bir ifade çocuklar yok yani İstanbul hükümetini yok saymak yok temsiliyeti başkan başkan e, başkanla Mustafa Kemal seçilerek onun liderlik özelliğini gösterir diyor burada Mustafa Kemal'in başkan olarak seçildiğini söylüyor e bir yere başkan olmak zaten yani e, liderlikle ilgilidir olduğu için çocuklar e, onu da anlayabiliyoruz çocuklar burada Burada doğru cevabımız C şıkkı. Yani bu, bunu çıkaramıyoruz. 10. ve sonuncu soruya geldik. Burada yine çocuklar Sivas Kongresi'nden bahseden bir afiş niteliğinde, fotoğraflı, büyük ve küçük puntalı bir bilgilendirme bölümü var ve ne diyor? Verilen görsele göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Türk milleti kendini savunmak zorunda bırakılmıştır. Burada her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir deniyor. Yani kendini millet savunacak. B şıkkında milli mücadele ilk amaç milli birlik ve beraberliği sağlamaktır. Burada da kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan heyete temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı. Milli mücadelenin ilk amacı ne olduğundan bahsediyor? Milli birlik ve beraberliği sağlamak. C şıkkına baktığımızda milli iradeyi gerçekleştirmek öncelikli bir hedeftir. Çocuklar diyemiyoruz. Öncelikli hedef diyemiyoruz. Çünkü böyle bir ifade yok. Milli iradeden bahsediliyor ama öncelikli hedef... E, kurtarılması, düşmanın yurttan atılması, işgaller vatanın bütünlüğünü tehdit etmektedir. Burada da ne diyor? Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Vatanın bütünlüğü bozulamaz deniyor. Vatanın bütünlüğünü bozmak isteyenlere. Dolayısıyla çocuklar sonuncu sorumuzun da cevabı C şıkkı. Hepinize başarılar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.